detaylarıyla kaçak akım rölesi videomda herhangi bir tesisat arızası olmaksızın kaçak akım rölelere açma yapabilir demiştim. Bunun nedeni şebeke ya da tesisattaki harmonikler, gerilim pikleri ki bu pikler yıldırım düşmesi ya da şebekedeki trafo manevralarından olabilir. Bunları açıklamıştım orada. Burada herhangi bir tesisat arızası yoktur. Sadece kaçak akım rölesi harmonik ya da gerilim piklerinden açma yapabilir. Tatile gittiniz, evinizdeki kaçak akım röleniz açma yaptı. Tatilden döndüğünüzde buzdolabınızdan gelen kötü kokular size sürpriz yapabilir. Ya da yazlığınız var, kaçak akım röleniz açma yaptı. Aylar sonra gittiniz, güvenlik sisteminiz, kameralar, alarmlar devre dışı kalmış. Ya da bir deponuz var, kaçak akım açma yaptı. Yine çevre aydınlatması ve güvenlik sistemleriniz devre dışı kalacaktır. UPS de burada bir yere kadar. Uzak sulama ya da işte pompa istasyonunuz var. Kaçak akım rölesi açma yaptı. Fark edip gidene kadar susuz kaldık. Ürünler kurudu. Ya da işte baz istasyonlarında var. Baz istasyonlarında açma yapan kaçak akım röleleri ne yapacaktır? Soruna neden olacaktır. Peki bunun bir çözümü var mı? Evet var. Bazı insafsız arkadaşlar kaçak akım rölesini iptal ediyorlar. Ya da işte buna köprü atıyorlar. Azıcık insafı olan arkadaşlar da kaçak akım açmasından etkilenmesini istemedikleri linyeleri kaçak akım rölesinin girişinden alıyorlar. Öncelikle kaçak akım rölesi bir kaçakta önce sizin ya da diğer insanların can güvenliği için, sonrasında da bir yangın riskine karşı malınızı korumak için o pano içerisinde var. Ayrıca iş tesisat yönetmeliğinde ve ISI normlarına göre bu röleyi kullanmanız yasal bir zorunluluk. Eğer ölümlü bir kaza ya da yangın çıkarsa kaçak akım rölesini iptal eden arkadaşlara resmi merciler gel bakalım seninle şöyle derler, bir baş başa sohbet edelim. Burada bahsedeceğim çözüm bunların hiçbiri değil. Bu videoda Sigma kaçak akım rölesi tekrar kurma mekanizmasından sizlere bahsedeceğim ve bu rölenin testlerini yapacağım. Burada normal Sigma'nın bir kaçak akım rölesi var. Kaçak akım rölesine akuplü olarak bu tekrar kurma mekanizması bağlanıyor. Burada vidaları var. Vidalarıyla sağlam bir şekilde bağlantı yapılmış. Burada çeşitli giriş ve çıkış uçları var. Peki sistem nasıl çalışıyor? Aslında burada basit bir anlatımını yapmışlar ama testlere geçmeden önce ben bir size anlatayım. Şimdi kaçak akım röleniz açma yaptı. İlk açmadan sonra kaçak akım röleniz açma yaptı. İlk açmadan sonra buradaki tekrar kurma ünitesi bir 10 saniye bekliyor. 10 saniye sonra sizin kaçak akım rölenizi tekrar kuruyor. Eğer arıza devam ediyorsa röleniz tekrar açma yapıyor. İkinciden sonra buradaki tekrar kurma mekanizması 60 saniye bekliyor. 60 saniye sonra tekrar kuruyor. Ama arıza devam ediyor ve tekrar ne yapıyor? Açma yapıyor. Daha sonra üçüncü açmadan sonra tekrar kurma mekanizması bu sefer 5 dakika bekliyor. 5 dakika sonunda tekrar kuruyor. Eğer arızanız devam ediyorsa bu dördüncüye tekrar düşecektir. Tekrar düştüğünde artık bura kırmızıya dönüyor ve tekrar kurma mekanizması herhangi bir işlem yapmıyor. Bu noktada burada benim bir tane kuru kontak deriz biz buna, röle kontağı, uzaktan kurma mekanizmam, yeniden kapama ünitem bu kontaklarını kapıyor. Siz bunu SCADA sisteminizde ya da uzak haberleşme sisteminizde yeniden kurma mekanizmasının tekrar kurulmayacağı bilgisini alabilirsiniz. Burada bir buton girişim var. Bu buton girişiyle artık dördüncüye açma yaptı, tekrar kurulmayacak. Siz oradaki butona eğer basacak olursanız uzaktan, yine uzak sistemlerden tekrar kurma mekanizmasını 10 saniye içerisinde devreye ne yapabiliyorsunuz? Alabiliyorsunuz. Yine bu mekanizmanın beslenebilmesi için 2 ve 3 nolu kontaklardan buradan enerji vermeniz lazım. Şundan da bahsedeyim. Az önce arızaları ben peş peşe verdirmiştim. Şimdi kaçak akım röleniz birinci arızayı verdi. 10 saniye bekledi. Tekrar kurma mekanizması 10 saniye sonra bu sizin kaçak akım rölenizi tekrar kurdu. Eğer bundan sonra oluşacak arıza 15 dakikadan ve daha uzun bir süreden sonra oluşuyorsa, yani birinci ve ikinci arıza arasında 15 dakikadan uzun bir süre varsa,
Röle kendisini resetliyor ve tekrar baştan 10 saniyeyi baz alarak devam ediyor. Eğer aralarında az önce saymış olduğum 10, 60 ve 5 dakikalık beklemeler arıza aralarında 15 dakikadan daha kısa sürede oluşan arızalarda bu gerçekleşiyor. Ama birinci arıza oldu, kurdu. İkinci arızanın oluşması 15 dakikadan sonra oldu. O zaman 60 saniye değil de yine birinci arızaymış gibi 10 saniye bekleyerek kurma yapıyor. Yani aslında röle iki arıza arasında 15 dakikadan uzun bir zaman geçerse kendisini uzaktan yeniden kapama üniteli sistem kendisini resetliyor. Bu Sigma'nın kaçak akım rölesi. Bu da yeniden kapama kurma mekanizması. Bunun birbirlerine montajını yapalım. Yani bu tek başına bir ürün, bu da tek başına bir ürün. Bura hareket ediyor gördüğünüz gibi. Şu yuvaya kaçak akım rölesinin buradaki kurma mandalının uç kısmı girecek. Bakın şu anda taktım. Oldu. Tabii burada mekanik bir kurma işlemi yaptığı için fiziksel kuvvet de gerekli. Bunların birbirinden ayrılmaması için şurada tırnaklı bir sistem koymuşlar. Bu tırnaklı bir sistem ve bunun vidalanması lazım. Montajı bu kadar. Şimdi testlerine geçeceğim. Bu ürünü hırpalıya hırpalıya testlerini yapacağım. Siz de çalışma mantığını ben testlerini yaparken daha net anlayacaksınız. Çünkü burada yanıp sönen ledler olacak. Farklı renklerde yanacaklar ve farklı anlamları olacak. Şimdi testine geçelim. Kaçak akım rölemizin yeniden kapama ünitesinin testini yapalım. Bu testi yaparken yani otomatik olarak tekrar kapama yapabilmesi için buradaki bayrakçığın yeşil otoda olması lazım. Yeniden kapama ünitesinin üstünde yanan şu yeşil led herhangi bir arıza olmadığını gösteriyor bana. Biraz sonra farklı şekillerde yanacak. Onların anlamlarını da söyleyeceğim size. Kaçağı buradaki ampulümüzün üstünden yaptıracağım. İlk kaçağımızı yaptırdıktan sonra 10 saniye bir beklemesi var. Ve tekrar kurma ünitesi, yeniden kapama ünitesi kaçak akım rölesini 10 saniye sonra kuracak tekrar. İlk kaçağımı yaptırıyorum. Kaçak akım rölesi açma yaptı. Kırmızı yanıp sönüyor. Dikkat ederseniz buradaki led bu bir arıza olduğunu ve beklemede olduğunu gösteriyor bana. Ve 10 saniye bu ara saydı, yeniden kurdu. Demin yeşil yanıyordu herhangi bir sorun yokken. Şimdi yeşil yanıp sönüyor flaşör şeklinde. Bunun anlamı şu, herhangi bir arızadan dolayı kaçak akım rölesinin açma yaptığını ve tekrar kurulduğunu gösteriyor. Şimdi ikinci kaçağımı yaptıracağım. İkinci kaçağımız gerçekleşti diyelim. İkinci kaçağımı yaptırıyorum. Yine kaçak akım rölesi yandı. Yine süre saydığını gösterir şekilde kırmızı olarak yanıp sönüyor oradaki ledim. Bu sefer bekleme süresi 60 saniye. 60 saniye geçti. Yani 1 dakika geçti. Tekrar kapama ünitesi kaçak akım rölemi tekrar kurdu. Ve yine arızadan sonra kurulduğunu gösterir şekilde burada yeşil olarak led yanıp sönüyor. Şimdi üçüncü kaçağı yaptıracağım ve üçüncü kaçakta yeniden kapama ünitesinin bekleme süresi bu sefer 5 dakika olacak. Üçüncü kaçağımızı yaptıralım ve 5 dakika sonra yeniden kurma ünitesinin kaçak akım rölesini kurduğunu görelim. Üçüncü kaçağımı yaptırıyorum. Ve şu anda 5 dakikalık süreyi tekrar kapama ünitesi saymaya başladı. Ve yine önceki arızalarda da olduğu gibi kırmızı olarak yanıp sönüyor ledim ve tekrar kurmak için süre beklediğini bu bana gösteriyor. 5 dakikalık süre sonunda kaçak akım rölem tekrar kurma yaptı. Yine burada bir arıza sonrası kurma yaptığını gösterir şekilde yeşil led yanıp sönüyor. Peki bundan sonra ne olacak? Üçüncü kaçağı yaptırdık. 5 dakika sonra kurma yaptı. Peki dördüncü bir kaçak olursa ne olacak? Şu anda dördüncü kaçağımı yaptırıyorum. Dördüncü kaçağımı yaptırdıktan sonra dikkat edecek olursanız bura sayma zamanında tekrar kurma saymak için beklediğinde kırmızı yanıp sönüyordu. Şimdi kırmızı yanıyor ve içerisindeki yardımcı kontak devreye girdi. Yardımcı kontağımı ben buradaki şöyle daha net gözükür belki
göz lambamı bağlamıştım. Yardımcı kontağım kapandı ve buradaki göz lambam yandı. Yani yardımcı kontağın kapandığını bana gösterdi. Şimdi beklemem gereken bir 15 dakika var. Arızayı düzelttik. Arızayı düzelttikten sonra buradaki reset butonuma basıyorum. Reset butonuma bastım. Ve kurma yapacak şimdi. 10 saniye içerisinde tekrar kendi otomatikman kurma yaptı. Ve yine burada yeşil olarak yanıp sönüyor. Herhangi bir arızadan sonra kurma yaptığını gösteriyor. En son arıza yaparak otomatik açma yaptırmıştık. Şimdi ilk kaçağımızı yaptıralım. Ya da şöyle söyleyeyim. Röleyi başlangıç koşullarına nasıl getireceğiz? Şu şekilde getireceğiz başlangıç koşullarına. Eğer siz enerjisini kesecek olursanız kaçak akım rölesinin ve yeniden kurma ünitesinin enerjiyi verik haline getirebilirsiniz. Bunu şu nedenle yaptım. Size bir şey göstermek istiyorum. Neydi? İlk kaçağı yaptıktan sonra 10 saniye bekliyordu. İkinci kaçaktan sonra 60 saniye bekliyordu. Üçüncü kaçaktan sonra 5 dakika bekliyordu. İlk kaçağı yaptıralım. Yaptırıyorum. 10 saniye bekleyip kuracak. Evet, 10 saniye bekledi, kurdu. Şu anda yine arızadan dolayı açma yapıp kurduğunu gösteriyor. Şimdi buradan bir sonraki açma olayı ne zaman gerçekleşiyordu? İlk arızayı 10 saniye verdim. İkinci arızayı yaptırdığımda 60 saniye sonra tekrar kuracaktı. Yani şu anda arızayı yine peş peşe yaptıracak olursam 60 saniye sonra kuracak. Ama şu anda bir 15 dakika bekleyeceğiz. 15 dakika beklediğimiz zaman yeniden kurma ünitesi kendini resetleyecek. Ve kaçağı yaptırdığımda, yani 15 dakikadan önce kaçağı yaptırdığımda 60 saniye sonra kurması lazımdı. Ama 15 dakika beklediğimde kendini resetleyecek yeniden kurma ünitesi. 15 dakika sonra yaptığımda 60 değil, yine sanki ilk kaçakmış gibi 10 saniye bekledikten sonra kurma yapacak. Az önce ilk arızamızı yapmıştık. 10 saniye beklemişti yeniden kapama ünitesi ve tekrar kurmuştu. O arızadan sonra 15 dakika geçti. Yeni bir arıza vermedik ve 15 dakika sonunda kendisini resetledi. Aslında bunu ikinci arıza olarak düşünürseniz 60 saniye bekleme yapması lazım ama 15 dakika geçip kendini resetlediği için yine burada kurma süresi 60 değil 10 saniye olacak. 10 saniye içerisinde kurdu. Yeniden kurma mekanizmasının üstünde bir tane normalde açık kontak vardı. Normalde açık kontak, burada göz lambası bağlamıştım az önceki devremde. Ne zaman devreye girmişti? 1. 2. 3. arızayı yaptı. 4. arızayı yaptıktan sonra tekrar kurulmayacağını belirttiğinde o kontak kapanmıştı. O kontağı çeşitli şekillerde kullanabilirsiniz. Bir otomasyon sigara sisteminiz varsa kaçak akım rölesi açma yaptı, bir daha kurulmayacak şeklinde sigara sisteminize ya da otomasyon sisteminize bir bilgi gönderebilirsiniz. Ya da uzak pompa sistemleriniz varsa orada GSM tabanlı ya da Ethernet tabanlı wireless haberleşmeyle eğer bir uzak bağlantı kurabiliyorsanız mesela oradan uzak bağlantı kurduğunuz sisteminize işte buradaki kaçak akım rölesi açma yaptı bilgisini girip işte izleme yaptığınız noktada neredeki kaçak akım rölesinin açma yaptığını ve bir daha kurulmayacağını ne yapabilirsiniz görebilirsiniz. Demin lamba bağlamıştım. Şimdi farklı bir yapı kurdum burada. Örneğin aşırı yangın riski olan, güvenlik yüksek olması gereken yerlerde olduğunu düşünelim bunun. Burada ne yaptım? Bir tane sigortalı ve yanında uzaktan açtırma bobini var. Örneğin bu rölelerden birkaç tane var kaçak akım rölelerinden ve yeniden kurma ünitesinde sisteminizde. Ve bunlardan bir tanesi size peş peşe devam eden bir arızayı belirtti. Ve yangın güvenliği üst noktada olduğu için dediniz ki sistemin komple elektriğini keseyim. Ve burada bu bir sigortanın uzaktan açtırma bobini olabilir ya da bir kompağın uzaktan açtırma bobini olabilir. Ya da işte bunu alırsınız SCADA sisteminizde kullanabilirsiniz. Bir yandan da uzaktan açtırma bobinlerini ne yapabilirsiniz? Devreye sokabilirsiniz. Bu şekilde bir yapı kurdum. Yani yangın riskim benim için önemli. Eğer devam eden bir kaçak akım arızam varsa komple bulunduğu sistemin enerjisini kestireyim diye. Demin lambayla yapmıştım ama fark etmez. Üstündeki test butonuyla da yapabilirim. Birinci arızayı verdirdim. Kurdu. Şimdi arızam devam ediyor. İkinci arızayı veriyorum. Şimdi 60 saniye bekleyecek. 60 saniye sonra, yani 1 dakika sonra sistemi kurdu. Şimdi arızam devam ediyor. Bu sefer yine açma verdireceğim ve 5 dakika bekleyeceğim.
neydi? Üçüncüden sonraki kurma, üçüncü arızadan sonraki kurma süresi 5 dakikaydı. Üçüncü arızada 5 dakikalık süre sonunda tekrar kendini kurdu. Şimdi dördüncü arızayı yaptıracağım. Dördüncü arızadan sonra tekrar kurma işlemi yapmayacak. Yukarısı kırmızıya dönecek. Kırmızıya döndü. Buradaki kontaklar kapandı. Yardımcı kontaklar. Ve ne yaptım? Sigortanın uzaktan açtırma bobinine enerji verdim ve sigortayı off'a çektim. Yani sigortayı açtık. Bu şekilde yardımcı kontağı çeşitli fonksiyonlarda kullanabilirsiniz. Burada benim bir de reset butonum vardı. Reset butonuna basıyorum. Reset butonuna bastıktan sonra 10 saniyelik kurma süresini bekledi ve tekrar ne yaptı? Kendisini kurdu. Buradaki reset butonumu nerede kullanabilirim? Yeniden kapama ünitesinin üstünde kontak vardı. Normalde açık kontak. Burada ne yaptım? Sigortanın uzaktan açtırma bobinini devre dışı bıraktırmıştım sigortayı. Yani sistemin tüm elektriğini kestirmiştim. Demin de söylediğim gibi o kontaktan siz SCADA sisteminize ya da uzak bağlantı sistemlerinize veri girebilirsiniz. Daha sonra ihtiyaç duyuyorsanız buradaki reset butonuyla yine uzaktan bağlantıyla tekrar siz işte buna kurul komutu gönderebilirsiniz. İşte burada bir otomasyon ya da röle sisteminiz var. O rölenin kontağı üzerinden buton değil de o rölenin kontağı üzerinden tekrar sen işte tamam dördüncü arızayı yaptın bir daha kurulmayacaksın ama tekrar kurul ihtiyaca göre diyebilirsiniz. Buradan siz sinyal gönderdiğinizde ya da butona bastığınızda 10 saniye içerisinde tekrar sistem ne yapıyor? Kendisini kuruyor. Reset butonu şurada işe yaramaz. Hani neydi? Birinci arızadan sonra 10 saniye bekliyordu ya. Arızadan sonra 10 saniye beklerken resete bastığınızda herhangi bir işlem yapmaz. Ya da işte 60 ya da 5 dakikada burada kırmızı yanıp sönerken bekleme zamanında siz resete bastığınızda tekrar işlem yapmaz. Reset butonunun çalıştığı tek nokta 4. arızadan sonra açma yaptığında ben bir daha kurulmayacağım bilgisi size geldiğinde uzaktan siz bunu yine bu giriş uygulayarak tekrar kurdurabiliyorsunuz. Peki yeniden kurma mekanizması devreye girmeden ben kaçak akım röleme elle kuracak olursam ne olacak? İlk arızayı yaptıracağım. Kırmızı yanmaya başlayacak. 10 saniye sayacak. O ara 10 saniye içerisinde yeniden kapama ünitesinden önce ben kaçak akım rölemi ne yapacağım? Kapatacağım, kuracağım. Yaptırdım. 10 saniye süre başladı. Tekrar ben kurdum. Yani yeniden kapama mekanizması kurmadan ben kurdum. Dikkat edecek olursanız burası yeşil yandı. Şimdi ilk arızayı yaptırdım 10 saniye bekleyecekti. İkinci arızayı yaptığımda 60 saniye beklemesini daha sonra kurmasını düşünüyoruz ama bakalım. 10 saniye içerisinde girdi. Eğer siz kendi manuel elle tekrar kaçak akım rölesini kuracak olursanız yani buradaki yeniden kapama ünitesinden önce siz kuracak olursanız sistemi başa döndürüyor. Bir arıza oluşmuş, tekrar kapama ünitesi devreye girmiş çıkmış. Mesela bunu nasıl sıfırlarım? Yine başa nasıl alırım? Eğer siz buradaki mekanizmanın elektriğini kesip tekrar verecek olursanız yeniden kapama mekanizması kendini resetliyor. Buraya kadar olan tüm denemelerimde burada yeşil bayrakçık otodaydı, otomatikteydi. Bunun bir altı var. Çeviriyorum manuele. Manuele çevirdim. Şu anda yukarısı kırmızı yanıyor direkt. Bu kırmızı nerede yanıyordu direkt? İşte dördüncü açmadan sonra direkt burada kırmızı yanıyordu ama şu anda açma yapılmamış durumda. Kaçak akım rölem devrede 10 konumunda. Ama bu yeniden kapama mekanizması burayı manuele aldığım için devre dışı. Şimdi arıza yaptıralım. Normalde bunun 10 saniye içerisinde devreye girmesi lazımdı. Ama devreye girmeyecek. Neden? Çünkü otoda değil, yani yeniden kurma mekanizmam aktif değil. Şu anda her işlemi ben sanki bu yokmuş gibi kaçak akım rölem üstünden yapıyorum. 10 saniye geçti, devreye girmedi. Tekrar kuralım. Aşağıda bir daha bayrakçık var. Lock, şu anda lock bayrakçığı devreye alamıyorum. Niye? Bunun için kaçak akım rölemin açma yapmış olması lazım. Şimdi lock bayrakçı devreye girdi. Bu bayrakçık devreye girince şurada görüyorsunuz. Bir tane asma kilit için, güvenlik asma kilitleri için parça dışarı çıktı. Bunu nereden biliyoruz? Bunu işte motor koruma şalterleri, kompakt şalterlerde, buna benzer yerlerde güvenlik için tekrar bunu kapayamasınlar diye asma kilit takabileceğimiz burada kulakçıklar oluyordu.
Bu kulakçığa ben eğer asma kilidimi takarsam kaçak akım rölemi tekrar ne yapamıyorum? Şöyle göstereyim. Kuramıyorum. Şimdi manuelde, şimdi otomatik modda.